Nihat Hatipoğlu, Allah, kadının yakarışına cevap verdi. Hazreti Ömer, yanına aldığı arkadaşı Muallabe, Karut ile Medine'de dolaşıyordu. Hazreti Ömer bu yürüyüşleriyle hem halkın içine girip onları dinliyor hem de kendini hissettiriyordu. İşte o yürüyüşlerden biriydi. Medine sokaklarından geçerken yaşlı bir kadının sesi duyuldu. Kadın şöyle seslendi, Ömer, Ömer, hele bir bekle beni. Halife durdu ve sesin geldiği yöne dönüp şöyle dedi, buyur teyze. Seni dinliyorum. Yaşlı kadın bastonuna dayanarak yürüdü. Halifenin tam karşısına geçip şöyle konuşmaya başladı, seni küçük bir Ömerkın tanıdım. Sen Mekke sokaklarında dolaşırdın. Hayvan güderdin. Ukaz panayırında pehlivanları yenerdin. Sonra büyüdün ve şimdi Müslümanların başında halifesin. Kadın duraksadı. Hem yaşının hem de heyecanının etkisiyle olsa gerek nefeslendi. Hazreti Ömer ise teyzeye daha da yanaştı. Büyük bir dikkatle kadını dinliyordu. Kadın devam etti. Hilafet makamı sakın seni şaşırtmasın. Allah'a karşı olması gereken saygıyı unutturmasın. İnsanların dertleriyle meşgul ol. Bir gün hesap vereceğini unutmayasın. Akşama kadar dinlerdim. Kadın konuşmaya devam ediyordu. Hazreti Ömer'in başı önde, soluksuz konuşan kadını dinliyordu. O esnada oradan geçenler de toplanmaya başladı. Merak bu ya, halife kimi dinliyor? Kim bu halife ile konuşan kadın? Karut, Hazreti Ömer'in sakalından gözyaşı aktığını görünce telaşlandı. Koca halife, koca Ömer çocuk gibi dinliyor, çiviyle mıhlanmış gibi duruyordu. Karut kadına çıkıştı, yeter be kadın. Baksana, halifeyi ağlattın. Bu kadar ağır konuşma. Halife hassas, görmüyor musun gözyaşları sicim gibi akıyor. Sözlerini bitir artık. Halife namaza yetişecek. Hazreti Ömer ağır ağır başını kaldırdı. Karuda bakıp şöyle dedi, esas sen sus Karut. Sen bu kadını tanıyor musun? Bu kadın havledir. Bu kadın Hazreti Peygamber döneminde kocasını Hazreti Peygamber'e şikayet etmişti. Kocası onu boşadığı için, Hazreti Peygamber de bu hususu Allah'tan gelecek ayete bırakmıştı. Nihayet bu kadının yakarışını Allah kabul etmiş ve Mücadele Suresinin ilk dört ayeti inmişti. Allah kadının yakarışına sessiz kalmamıştı. Allah ilk ayette şöyle demişti, kocası hakkında seninle tartışan ve yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı istiyordu. Karut, Yüce Allah'ın yakarışını dinlediği bu kadını şimdi sen dinleme diyorsun. Vallahi namaz vakti geçmeyecek olsaydı gün batımına kadar bu kadını dinlemeye devam ederdim. Halife'nin tevazusu. Hadise hakikaten dikkat çekicidir. Hazreti Ömer'in yaşlı bir kadının öğütlerini bir çocuk safiyeti, hatta mahcubiyeti içinde dinlemesi hepimize ders olmalıdır. Kadının hatırlattığı bu husus zaten Halife Ömer'in kırmızı çizgileriydi. Hazreti Ömer gibi adil bir insana belki en son söylenmesi gereken sözlerdi. Ama gelin görün ki Ömer sessizce hatta gözyaşları içinde dinledi. Bu sözleri kime söylüyorsun? Ben adil değil miyim? gibi bir tavrın içine girmedi. Sadık, kamil bir mümin olarak Rabb'e teslimiyet ve sorumluluk duygusu içinde dinledi. Söylediği sözlerden dolayı kadına karşı çıkan dostu Karudu Hizaya getirdi. Allah bu kadının serzenişini önemseydi de ben Ömer mi önemsemeyeceğim? cevabını verdi. Kadının engin cesareti ya hakkında mücadele suresinin ilk dört ayeti inen Havle Hatun'a ne diyelim? Cesaretine, samimiyetine, duruşuna, vakarına, haklı çıkışına, hatta halifeye çıkışmasına. Asrı saadet kadınları, göklerin ötesine mesaj iletecek kadar sadıktılar. Ve gönderdikleri yakarışın cevabı da ötelerden, üstelik kadınları doğrulayacak şekilde iniyordu. Müslüman kadına bir cendere takdim edenler veya kadını böyle görmek isteyenler bu ayetlere ve hadislere biraz odaklansalar bu banazlıktan kurtulabilirler. Rabbimi rüyada gördüm. Tasavvuf büyüklerinden Ebu Bekir Ekri şöyle der, ben rüyamda Rabbimi gördüm. Bana denildi ki, Rabbinden ne istiyorsun söyle. Dedim ki, Allah'ım, Muhammed ümmetini affet. Bana cevaben denildi ki, Allah, ümmeti Muhammed'i iyi biliyor. Ebu Bekir, sen kendi derdini anlat. Kedi cübbesine oturunca, Ahmet Rufai'nin cübbesinin ucuna kedi gelip uyudu. Namaz vakti geldi. Ahmet Rufai namaz için camiye gidecek ama cübbesinin ucundaki kediyi uyandırmaya kıyamadı. Cemaati de kaçırmak istemedi. Beklememek için bir makas isteyip kedinin etrafından cübbeyi kesti ve kediyi uyandırmadan namaza yetişti. Allah'ım sana nasıl geleyim? Bestamlı Bayezid der ki, rüyamda Rabbimi gördüm. Dedim ki, Rabbim ben sana nasıl geleyim? Bana cevap verildi, nefsinden sıyrılarak, nefsini geride bırakarak ancak Rabbine kavuşabilirsin. Namaz kılanın önünden geçilince namaz bozulur mu? Namaz kılanın önünden geçmek en azından mekruhtur. Namaz kılanın, önünden geçilmesin diye secde edeceği yere engel, tesbih veya benzeri eşya koyması doğrudur. Namaz kılan kişi böylece tedbirini alır. Geçecek kişi ise buna dikkat edip uygun bir an bekleyerek geçer. Özellikle kişinin selam vermesini beklemelidir. Ancak namaz kılan da bu durumu hesap edip bulaörta yerde namaza durmamalıdır. Bütün bunlarla beraber namaz kılanın önünden geçmek namazı bozmaz. Kişinin namaz kılanın uzağından geçmesinde bir engel yoktur. Özür sahibi bir kişi cemaate namaz kıldırabilir mi? Özür sahibi kişi, kendisi gibi özürlü olanlara, şafi mezhebine göre ise özürlü olmayanlara da namaz kıldırabilir. Allah zaman ve mekandan münezzehtir, deniyor. Bu ne demek? Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh olması, onun varlığının hiçbir şekilde zaman ve mekanda sınırlandırılmaması demektir. Zira zaman ve mekan yaratılmıştır. Yaratıcısı da Allah'tır. Öğle namazını kılarken yüksek sesle Fatiha okuyabilir miyiz? Tek başına namaz kılan kişinin namazlarında sureleri gizli okuması namazın vaciplerindendir. Bu nedenle kişi bilerek yüksek sesle okursa namazı bozulur. Namazını tazelemelidir. Ancak farkında olmadan bunu yaparsa namazı bozulmaz. Namazın sonunda sehiv secdesi yapar.